Eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, arabalarını geri istemişsiniz ve korumalarını yemeklerini mi kesmişsiniz? Ne oluyor? Ah pizza. <laughs> Hep yapıyorsunuz bunu ah değil mi? Ah pizza. Yok mu? Gerçekten, doğru değil ne mi? ne kadar kötü insanlarız. Bunun doğru olma ihtimali var mı? Bakın e, Sayın Genel Başkanımız, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir minibüs kullanıyor. Aynı marka ve model minibüsü. 8. Genel Başkanımız, şimdi görevde olan Genel Başkanımız hı hı. Sayın Özgür Özel kullanıyor. Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların lastik giderlerinden tutun sigorta giderlerinden tutun yakıt giderlerine, bakım giderlerine kadar karşılanıyor. Yemek giderlerini gelince düzenli olarak genel merkezde tabildot ev yemekleri çıkıyor. Ben de yiyorum orada olduğum zaman. Sayın Genel Başkan sürekli diyor ve onun korumaları değiyor yiyor. Partide ee, çıkan yemeği yiyorsunuz tabii, oradaysanız. Hatta gittikleri zaman bir kutuya bunları işte e, dört e, bölümde oluşan hı. kutuya bunları alıyorlar. Hatta biz de onlardan e, gezilerde yiyoruz bu yemekleri. Hı hı. Buradaysanız, buradayken bu yemekleri gelip buradan alın. Ya da burada yayın deniliyor korumalara. Vay Kela yemeğimizi korumalar. kessin Kaç diye. Kaç koruma? Herhalde 4 Dok ya da 5 benim bildiğim yani fazla da olabilir yani Hı -hı. 10 kişi 20 kişi olsa da yeteri kadar mevzul miktarda yemek çıkıyor orada zaten fazla Hı -hı. miktarda. Şimdi bu çok normal bir teklif çünkü dediğim gibi dışarıda hiçbirimizin danışmanı da korumaları da restoranda yemek ki bunu yedim demiyor. Ha, şehir dışına gider tabii ki oradaki e, gidenleri faturalandırılır verilir ama Ankara'dayken e, ya da yakın yerlere giderken alın yemeğinizi biz öyle yapıyoruz. Genel Başkan'ın korumaları öyle yapıyor. Danışmanları basın danışmanları öyle yapıyor. Sayın Genel Başkan o yemeği yiyor. Hayır biz bu yemeği yemiyoruz. Arabaları da iade ediyoruz diyorlarsa ve bu basına sızıyorsa çok ayıp. Artık yeter. Peki, bir şey Yani bu konuda artık yeter artık. Bu bu kirli algılarla parti yıpranıyor. Parti yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ali Bey şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Kemal Bey artık genel başkan değil. Evet. Birçok eski genel başkan evet. var. Mesela siz böyle midir bu? Bilmediğim için soruyorum gerçekten. Bütün eski genel değil. başkanların makam araçlarını, korumalarının parasını ya da korumalarının Atıyorum yemek paralarını, normalde araçların benzin paralarını, lastik paralarını CHP mi öder? Yani partiler Hayır. mi öder? Hayır. Deniz Bey bıraktığında hatta Fiat marka 97 model bir arabası varmış. Onu kendi kullanıp gidip geliyordu meclise. Hı hı. Sayın Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öğüme'nin böyle bir talebi olmadı, araç da verilmedi kendilerine. <laughs> Murat Bey'in herhalde koruması var. Hikmet Bey'in meclisten hı hı. meclis başkanlığı yaptığı için koruması var. O mecliste yiyor zaten yemeğini. Onu da söyleyeyim. Yani mecliste çıkan yemeği yiyor. Personel yemeğini yiyor. O da ben biliyorsam. Böyle bir şey yok. Ama genel başkanımızda iki kez saldırı olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olduğu için özenli davrandık. Hak ettiğini düşündük. Lüks bir minibüs yine lüks e, korumaların e, bindi. E, araç kendisine tahsis edildi ve bunun tüm masrafları hepsi e, parti tarafından karşılandı. Yemek de vermezlik yapılmadı bakın. Herkes, tüm korumalar, personel nerede yiyorsa orada yenildi denildi. Peki az önce bir isyan ettiniz. Yeter artık. Yeter, artık. yeter. Bu yeter. algı yeter dediniz. Evet. E, sizi yeter noktasına getiren şey nedir? Sosyal medyadaki kirli haberler. Bu ülke bununla meşgul olmak zorunda değil. Tüm genel başkanlarımız bu partide görev yapmış, isimler kıymetli. Yeri ve zamanı geldiğinde Hikmet Bey'i arayabiliyoruz, Murat Bey'i arayabiliyoruz, Altan Bey geliyor, çok önemli görüşler veriyor. Genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sanki böyle bir kavga var, ayrışma var, yemeğini kestik falan algısı Türkiye'nin gündeminde değil. Kim e Bakın sosyal medyaya. Bu partide genel başkan yardımcılığı yapmış geçen dönem bir isim. Ki istifa etti, disipline verildi. Adını bile anmak istemiyorum. Bu arkadaş yazmış. Ve inanıyor insanlar. İnanmayın böyle bir şey yok. Niye biz yemeğini keselim? Sayın Özgür Özel cebinden mi veriyor bu parayı? Devlet bize bir Ödenin. ödenek, veriyor. O ödenekle yüzlerce personelin maaşını, yemeğini, enerji giderini, yol masraflarını hepsini karşılıyoruz. E şimdi burada tabii ki özenli davranıyoruz. Her konuda, her konuda e, hesap yapıyor Sayın Genel Başkan. Orada çıkan nohut pilavı Sayın Özgür Özel diyorsa yani Kemal Bey'in korumaları da esin bir zahmet. Böyle şey olmaz. Bunu da gelip, arabaları aldılar, yemekleri kestiler diye algı yapmak çirkin, ahlaksız, terbiyesizce bir şey. Ben bunu kabul edemem. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bakın, çok zor bir süreçten geçiyor ülke. Biz bir iftira grubu var, bir Türkiye'de algı grubu var. Zaten bunu fazlasıyla yapıyorlar. Türkiye'de tamamen dağınık bir görüntü var. Her konuda bizi suçlayan bir sarayın iletişimi var. Buna milyarlarca para harcayan sarayın iletişim başkanlığı var. Bir de biz bunlarla mı uğraşalım? Ve bu parti yönetimi genel başkanı en son seçimlerde %38 civarında bir oy, oy almış 47 yıl, 46 yıl sonra. Bunu mu hak ediyor? Gerçekten bunu mu hak ediyor? Türkiye'de gerçekler öldü İpek Hanım bakın. Gerçekleri öldürdük, algıları konuşuyoruz. Ben üzülüyorum sosyal medyadan bunu yazan insanlara. Gerçekten biz o korumaların yemeğine tenezzül edecek insanlar mıyız? Ama orada çalışan 300 tane, 200 tane personel koruma, genel başkan yardımcıları, genel başkan çıkan yemeği yiyorsa, Ankara'da oldukları dönemde gelip yemeklerini alıp bunu yiyin dediysek... Suç mu işledik? Burada ne kötülük var ülkeme seslenmek istiyorum. Türkiye'nin konusu bu mu? Üç genel başkanımızın böyle araç talebi yok, koruma talebi yok. Deniz Bey 97 model bir kez daha söylüyorum. Fiyat marka bir arabayı kullanıyordu. Rahmetli rahmetli Deniz Bey. Bunları verdiğimiz için Hayır, biz teşekkür beklemiyoruz. Kemal Bey'den çıktığını düşünmüyorsunuz. Hayır kimden çıkıyorsa diyorum bakın. Hı -hı. Biz Kemal Bey e bu arabaşları verdiğimiz için korumalar alın verildiği için yakıt verdiğimiz için teşekkür falan beklemiyoruz. Hak ettiğini düşünüyor bu parti veriyor. Ama bu algıyı da bu yönetim hak etmiyor. O yüzden ben buradan bir kez daha ülkeme sesleniyorum. Gerçekten %38 oydan sonra, kurultaydan sonra değil düğmeye basıldı. Bazı gruplar, burada Zafer Partisi gibi e, bana göre karanlık yönetimi olan parti. Niye bile partiden... diyorsunuz? Niye karanlık yönetimi? Şöyle, e, hemen şunu söyleyeyim. Seçimlere girer. FETÖ'nün yani. bir grubu. Partiden gözüken bir grup sürekli olarak sosyal medya da algı ve iftiralarla uğraşmak zorundayız. İşte gördünüz. Şehzadeler Belediye Başkanı'na atılan iftira, onların konuşulması, onların yayılması, o hesaplar, o hesapların sürekli bizlere attığı iftiralar ve parti yıpratmaları, her gün partinin oyu düşüyor gibi algılar yaratılması, her şey %38'den sonra oldu. Bunu mutlaka anlatalım. Zafer Partisi'ne bir parantez açmak isterim. En son Devlet Bey'in açıklamasından sonra direkt bize saldırdı. Devlet Bey'le eleştirilerini koydu, bize saldırdı. Ya ben 85 milyon özellikle bu konuda sesleniyorum sizin huzurunuzda Sözcü TV'den. 2023 seçimlerinde bu beyefendi Sinan Oğan'a aday gösterip Millet İttifakı'nın karşısında üçüncü bir aday olarak yarıştırmadı mı? 5.2 oy almadı mı? Madem bu kadar bu itidara, sığınmacı sorununa muhalifti de bu Ümit Özdağ denen genel başkan neden Millet İttifakı'nı desteklemedi? oyun üçü bize gelseydi bugün Kemal Bey Cumhurbaşkanıydı. Doğru mu bu hesap? Ondan sonra ne oldu? O çıkardığı desteklediği aday çıktı, Saray'ı destekledi. Kendisi ne yaptı? Bizi destekledi. Bir protokol gösterdi seçime 4 gün kala bu ülkeyi karıştırdı. Ya bunların görevi AKP'ye muhalif olmak falan değil. Bunlar derin bir yapının kabloları. Bu kabloları şu anda tekrar bağlamaya başladılar bize karşı insanları kışkırtıp belli oyları alacaklar. Seçime yakın yine bir aday çıkartacaklar. O çıkardıkları adayla da sarayı tekrar iktidar yapmak isteyecekler.